Bismillahirrahmanirrahim. Evet, ses kayıt tamam. Oyun video kayıt tamam. Benim görüntümün kayıt da tamam. Hadi bakalım o zaman. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Yakıt Paşa. Yeni oyun videoma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi Rise and Fall Civilization oyun serimiz kaldığı yerden güzel bir şekilde denilebilir mi? Evet, denilebilir. Çünkü güzel ilerleme kaydettik. Kartaca milletinin en zor seviyede. Bu üçüncü bölüm olacak. Bu güzel. Oyun serimizde inşallah. Evet, önceki bölümde ne olduğunu güzel bir şekilde özetlemek isterim. İran'a karşı savaşımızı bitirdik arkadaşlar. Böylelikle güzel bir ilerleme kaydettik diyebiliriz. Evet. Maalesef burada bir çalışanımızı kaybettik. Ne götürdüm ben onları ya? Ha. Bunun sebebi arkadaşlar barbarlardı. Yapabileceğimiz bir şey yok. Benim amacım dini yayıp buradaki sınırlarımı genişlemesini sağlamak. Aynı zamanda da büyük bir savaş için yeniden hazırlık yapacağız arkadaşlar. Evet. Göçmenler diyorum, çalışanlar burada saldırmak için önceki tur daha güzel duruyorlardı aslında. Bilmiyorum ki hiç. Yani yok ya. Acele etmeyin, bir asker gücü toplayalım bu cephede. Ne olsun, sorun değil. Baraksı inşa et. Bir zahmet. 75 güzel bir rakam. Güzel tecrübe topladı böylelikle. Sen beklemede kal. Önümüzdeki tur lazım olacaksın. Bir zahmet. Ormanı yedik. Böylelikle misyoner diye yetiştirdi. Güzel. Şimdi okçular, bunu da götürelim. Şehri bir okçuyla koruyabileceğimizi düşünüyorum. Mızraklı askeri bırakasak mı diye düşünüyorum. Evet, mızraklı askeri burada bırakırız. Gelsin o da şöyle. Düşman barbar birliklerine karşı. Sen buraya bir granere inşa et. Sana kesin olarak lazım olacaktır. Onlar abi çok kötü, pis yine yürüyebilir. O zaman şöyle koruma altına alalım. Bir zahmet. Sen şuradaki ormanları ye. Böyle gel. Vallahi en mantıklısı. Bilmiyorum, öyle bir asker olabilir. 89. 99, evet diyelim. Evet. Bu benimle geldim, belki yeniden savaşa gideriz. Zaten burada isyan çıkma riski filan %9,86, hiç güzel bir rakam değil bana göre. Ama sorun değil. Getirek askeri. Ondan sonra iki okçu daha yetiştirek. Evet. Olmazsa burada da nüfusu kullanarak bir katapult inşa edelim. Şimdiden başlayalım aslında. Hem biraz üretmiş oluruz. Bu barbarlar çok gıcık bir şey. Ha, tabii büyüyoruz. Güzel de. Atlım olsaydı dur lan. Allah kahretsin. Ah be. Seni yiyeyim barbar. Seni canını yiyeyim be. Ulan tam ben gidebileceğim noktada. Şu hale bak. Şöyle bir şey yapabiliriz. Alabilirsem oraya alırım arkadaş. Evet. Aradan çıkartırız barbarlar. Evet, dini lideri oluruz. Çok güzel olur bizim için. Yol sıkıntımız var burada. Yola gerek kalmayacak ama. Alır mıyız ki bilmiyorum ki, başkent, dini başkent yıkmak saçma olur lan. İşte böyle bir şey niye baştan olmadı? Mecburen tutacağım.
Yakıp yıkmak istemiyorum çünkü dini başkent kaybetmiş olurum. Şehrin bana göre bir yararı yok şu anda bu kalsamız. Aslında vallahi o bu ne lan? Bunlar nereden çıktı? Bu üzücü, bu üzücü, çok üzücü. Koton inşa et. Şimdi orayı ne yapacağız? Güzel soru. Ya yıkacağız? Sen gelsene şöyle. Evet. İstesem alırım. Güzel soru. Gel de bu hesabın içinden şimdi çık arkadaş. Evet. Alıp yıksam ayrı bir dert. Almasam ayrı bir dert. Almıyorum, yıkacağım. Bana hiçbir, yani ortam da berbat. Maalesef dön baby dön. Bu kadar basit. Evet, Yahudiliğin başkentini yıktık. Çok güzel. Bu bize tabii sıkıntı çıkarttı. Görüyor musunuz? Sıkıntı yok. Böyle şeyler olacağını hiç kestiremedim açıkçası. Olsun. İnşallah savaş açmama gerek kalmaz. Maalesef açmak zorundayız. Bir yerde sıkıntı var. Burada sen bir tur beklemede kal. Maalesef burada böyle bir sorundan karşı karşıyayız. Bunu nasıl çözeceğiz biz? Atımız da yok. Paralı askerle çözeceğiz. Diyecektim. Paralı asker de yok. Bunlar şehri savunabilir de. Keşke ilk önce ata gitseydik. Aslında şehri yıkmak bilmiyorum doğru olmadı gibi ya. %4 çok yavaş şehir ya. Ben ne yapacağımı biliyorum ama sefere çıkıyoruz. Haydi bismillah. Şimdi alalım şunları. Burada dur. Sen yol inşa et. Geri gitti onlar. İstisi bir iki tur içinde. Hayır izin vermeyeceğim. Geç kaldım. Niye düşmedi lan orası? Son saniye mi kurtarmış olduk? Öyle oldu. Evet, yemin ediyorum. İçinden dedim ki ulan sıçtık. Evet. Gelin bakalım. Birini şöyle gelsin. Biriniz de şöyle gelsin. Saldırma mantıklı değil. Bu lazım olacak. İnşallah saldırı yemez. Yani ne olmaz. Sen burada dur. Evet, tek bir isteğim var. Şurası. Aa, ilk görev 20 turumuz kaldı başarmak için ikinci görevi. Şimdi direkt olarak bizim şu araştırmaya gitmemiz lazım. 68 niye bu kadar kötü bir rakam ya? 35 de inanılmaz kötü. Şehir savunmasız kaldı bakarsanız aslında. Allah belanı versin senin ya. O zararı verecek bize o pislik. Bitir. Ben onun hesabını soracağım bir gün. Evet. Gel bakayım sen şöyle. Benim üzüntüm buna çok riskli gireceğiz.
gücümüz buna yetmezse yapacak bir şey yok. Sen tarıma git. En mantıklı ama orada inşallah korsan morsan korsan diyorum. Barbar oluşmaz. Birinin inanılmaz şehir saldırı gücü var. Ondan 59 gösteriyor. 22. Şununla saldıralım. Dur bununla değil pardon. Eğer ki başarısız olacak şehirdeki askerden. Vallahi başarılı olduk. Çok güzel. Gel bakayım 21'e çıktı harcamamız. Sıkıntı yok. Önümüzdeki tur değerlendireceğim. Onu ben değerlendiririm. Dert etmeyelim. Güzel gidiyor her şey şu anda. Yine saldırı yedik. Güçlenmiş haldeler. İyi. Barak en mantıklı. Lighthouse inşa eden biri var mı onu düşünüyorum şu anda. Gol. Aa yanlış bastık. Kolossos astronomiye kadar işimize yarayabilir. Evet. Olmazsa kölelerden hızlı bir şekilde bitirmeye bakarız. Tamam buraya asker geliyor. Asker mi topla? Abo o paralı asker. Keşke önceki tur saldırsaydık. Başarısız olma ihtimalimiz vardı ama. Evet. 40, 40. 40 kötü bir rakam. 62'ye çıktı. Bekleteceğim burada bilerek askerlerimi. Evet, ona da gidilecek. Bir zahmet. 20 tor içinde toplanması lazım oralar. Hemen hızlandıralım. Top bombardımanı devam. Saldırmayacağım belki onlar bana saldırır. Şimdi askeri indir geri gel. Kolossus'u hızlı bitirme imkanı var mı? Yok. Ne olur ne olmaz diye bir tane bırakıyorum. Riske girmeyi sevmem. Saldırma ihtimalim var ve başarısız olma ihtimalim de var. Bekliyoruz biraz daha. Evet. Yani sonuçta saldırdık mı zafere ulaşmak lazım yani. Bu kadar basit. Okçu geliyor. İki, ay buradan uzaklaştı ama. Bunu hızlı inşa etmek gibi ya da bunu maalesef. Düşman tabii kendini tur geçtikçe güçlendiriyor ayrı bir konu. Evet asker yığdı gene var ya. 68 halen güçlü. Benim isteğim belli arkadaş. Bana orayı ver. Savaş bitsin. 27. %50. %72. Allah yardımcı olsun. Oh çok şükür. Güçlü başarılı bir saldırı oldu. %50-50 deniyorum şansımı. Yapma be. Saldırmayacaktık. Bu hiç iyi olmadı. Eksi 9'a düştü lan. Ekonomi berbat bir durumda. Dur. Sıkıntı yok. Olsun. Üzmedi beni açıkçası. En azından şehir bomboş kaldı. Böyle gel. Bir. Şöyle zarar vereceğim. Böylelikle diğerinde de 3 şöyle düşük bir zarar vermiş olacağız.
Diğer göçmeni yedirttirmem. İyi oldu, güzel oldu bana göre. %90 güzel bir rakam. Bir birim kaldı içeride. O da %99. Valla şehir hiç lazım değil. Bana bir teknoloji ver bitirek bu savaşı gel. Başkentini yaktım lan. Adam başkentini yaktım akıllanmadı helal. Bir zahmet. Evet şöyle yapalım. Sen de gel destek ol. Çünkü geriye bir şey kaldı. Burası bizim. Bir zahmet daha sonra bunu inşa edelim hemen. Ne oldu hemen savaş açtı? İlginç. Evet. Şimdi. Buraya bir zahmet. Equity şu anda Forge lazım olabilir. Ekonomi düzeliyor. Abi şehri kaybedesim yok be. Şöyle gel bakalım sen. Bu bir. 77 diyor abi. Aslında karşıya geçip de hata yapasım yok. Bırak onlar gelsin. Bu tarafta bir sıkıntım yok. Şöyle gel. Yolu bitir. Bir zahmet. Sen de şöyle gel. Sen de şöyle gel. Toparlan kardeşim. Buna saldırarak hata yapmayacağım. Çünkü saldırırsam geri dönme ihtimalim düşebilir ama. Bırak üstüme gelsin. Savaşmak istiyorsa zaten çöküntüye gidecek. Başkentini kaybetti. Bilmiyorum. Spearman'i 3 tur içinde bitirebilir mi? İnşallah. Sen gel şöyle. Ne olur ne olmaz. Sana Klem'i hediye olarak veriyorum. Aramızın iyi tutulması için. Kalende karşılığı ne verirsin? 30 altın. Yok lan. Vermiyorum. Ama ben sana şarap karşılığı bunu verebilirim bak. Evet. Keltiklerle tanıştık. Merhaba Keltik. Çok güzel. Wheat'i istemem. Ama inek isterim. Evet, turu bitiriyorum. Bakalım bakayım önümüzdeki tur ne olacak. Ama sıkıntı değil. Onlara gerçekten beni üzmüyor. Bir. İki. Üç tur içinde bitiyormuş diyor. Yani yetiştireceğiz. Şimdi o özel arkadaşlar iki tur diyormuş. Olsun son değil. Bir riske girmeyelim. Bunun bir önemi yok da bunu kuralım biz. Geç kalmış da olabiliriz ama para alırız bitmese de. Buna saldırsak, buna saldıralım. Lan! 99 be. Allah Allah. Buna saldırsam bu başarısız olurum diyor. Sen de başarısız olursun. 75, 71 saldır bakalım. Çok güzel. Şimdi sıra sende. Şunu korumak lazım. Para rastgele bir zamandan sonra bırakacağım. Mümkünse buraya koyacağız iyice. Vallahi Ironwork'un öyle ucuz bir teknoloji değil açıkçası. Evet kabul ediyorum para karşı. Para da verdik. Gördüm, fark ettim, biliyorum. Olsun.
Şimdi gelir de gelecek az çok. You should hammer your iron when it is glowing hot. Üzüldüğüm nokta yani feodalizm lazım lan diğerlerini araştırabilmek için. Evet. Maşineri, kompas filan daha var. Paralı askerlere ne kadar veriyoruz? Maalesef şundan kurtulak çünkü çok harcamak istemiyorum artık. Buna da gerek yok aslında. Şimdiki Spearman sayısı yüksek kalsın. Evet, 3'üne de sahibiz. 1, 2, 3. Çok güzel. Hayırlı olsun. Buraya yol inşa edelim. Ne kadar vakit geçti? Bakmak zorundayım. Evet, daha var. Maalesef telefonu ayarlamadım onun için. Böyle bir sıkıntı yaşıyoruz ama sorun değil. Para kaybetmeye hazırım. Yeter ki teknoloji iyice araştırılsın. Teknoloji değiştirmeye de hazırım. Ya millet benden geri ya da ben milletten ilerideyim. Onu çözemedim tam şu anda. Zaten konuşmak istemiyor. İnşallah Romalılara bir sıkıntı çıkar bunlar. Bunlar teknoloji inanılmaz geride. Şimdi dünya gezisi yapamazsın belki ama en azından şöyle bir haritanın bir kısmını, ama fark eden bir şey olmaz ki, dünya turu atmak basit. Evet. O gemiye sahip olduk mu sıkıntı olmaz. Altın çaya giriş yaptık çünkü bir teknoloji daha arkadaşlar sahip olduk. Abi bir teknoloji, bir tarihsel hedefe daha ulaşmış olduk diyecektim. Of of of, gemiler geliyor. Forge'u dur bir. Bunu hemen inşa edelim. Bu lazım olacak. Forge daha sonra inşa edebilirim. Mutsuzluk görmüştüm. Evet. Aslında buraya bir worker gerekiyor. Worker'ımız var aslında ama. Bir settler lazım buraya. Evet, önce forge'u biteceğim sonra settler'ı. Evet, burası askeri mümkünse çalışacak. Evet, kölelikle bitir. Kütüphane bize lazım. Hı. Ormana bilerek dokunmayacağım. Şuraya gelinsin. Buradaki değerler bilinsin. Evet. Üçüncü artık rahat ulaştık ya, sıkıntı değil. Altın çağa geçiş yaptık. Evet. Mümkünse bir paralı askerden daha kurtulabiliriz. En pahalısından. Çok güzel. Evet, çok güzel. Gelişiyoruz. Ne, koton da iyi bir. Evet, koton. Hele mantıklı burayı için. Çok mantıklı. Saldırmasını bekleyeceğim. Evet. Şimdi sen buraya gel. Sen de buraya gel. Diğerleri de destekler. Sen şöyle gel, buraları koru. Şimdi savaşı uzatak mı halen? İyi, uzatak, sorun yok. Sen de böyle dur. Şimdi burada nüfus artışı var mı? Var. Evet. Şimdi teknoloji konusunda geliştirmemiz lazım kendimizi. (Gülüyor)
Oraya da bir mızrakla asker götürmemiz lazım. Evet. Hele bu giderse daha mantıklı olur hemen. Aa, geçemez artık, tamam. Bu mızrakla asker kalsın. Mümkünse buraya alalım ilk başta. Şu içinde bitiyor. Evet, riske girmek istemiyorum. 84 diyor lan. Vallahi helal. Güzel. Okçuyla halletme ihtimalimiz var. Bitirek mi? Yak. Sıkıntı yapıyor. Sen şöyle gel kardeşim. Biriniz gelsin, şunlardan birini halletsin. Çok sıkıntı çıkarıyorlar. Keşke saldırtırsa mıydım ya. Tüh. Olsun, sorun değil. Şimdi. Ya ben senden Wheat almak istiyorum. Wheat var zaten sınırlarımız içerisinde. Araştırmamızı sadece hızlandırmak lazım. Amacımız bu. Bunun için de çok para kazanmak lazım. Para kazanıp şehirlerimizin büyümesini sağlamak lazım. Lighthouse'u bekleteceğim bilerek. Keşke bunu inşa etseydik lan. Daha uzun sürerdi. 6. ay. Hesap kitap yapmazsanız böyle olur işte. Ondan sonra araştırmaya gitsin diyeceğim ama burada ilk önce şöyle bir şey, daha sonra da şöyle bir şey yapılsın. Aynısı. Bura için de geçerli burada. Forge inşa edeceğiz ilk önce. Evet. Şehir zaten kendi kendine büyüyor. Evet. Çok güzel. Arkadaşlar burada bölüm bitiriyorum. Vaktimiz doldu. Önümüzdeki bölüm amacımız araştırma konusunu hızlanmak. Hız vermek. Çoğu şehrimizi araştırmaya yolladık. Stability konuda çok durumdayız. Ekonomi çünkü inanılmaz yüksek durumda. Maalesef böyle mal satın falan yapamıyor şu anda. O üzüyor beni. Biraz 3-5 kuruş bedavadan kazanırsak niye olmasın, değil mi? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.